ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Bartın Belediyesi'nin Bartın'da yapması gereken hizmetleri daha iyi yapabilmesiyle ilgili bugün yine açılışlar yapıyoruz. Bugün Bartın'daki halkımızın hizmetine gece gündüz devam edebilecek araçlarla inşallah bugün bir törenimizi yapacağız. Ama ondan evvel devam eden hizmetlerimizi ve 2018 yılında da bitirmemiz gereken hizmetleri ifade etmek istiyorum. Yine Bartın Beyiz Kent Müzesi hemen bu karşımızda, son rötuşları yapılıyor. İnşallah Allah nasip ederse bu ayın sonuna doğru açacağız. Ufak tefek şeyler kaldı. 4 milyonluk falan bir proje burası. Güzel bir ve buradan da ödül aldık Bartın olarak. Yine Bartın Beyiz Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı 20 bin metrekarelik bir alanda Allah nasip ederse Nisan sonu, Mayıs başı gibi de İnşallah oraya hizmet açacağız. Orası Bartın'da yine bir ilklerden saygıdeğer dostlar. Yine eski itfaiye kavakıda orayı biliyorsunuz bir restorasyon yapmıştık. Yine orada güçlendirme yaptık. 2-3 tane iş olacak orada ama önemli olan bir tanesi de 65 yaş üstü engelli ve yaşlı olanlarımızın evinde evlerinin temizliğinin yapılması, evde bakımlarının yapılması, bir sağlıkçı tarafından kontrol edilmesi haftada bir, haftada iki seferde arzu ediyorlarsa evlerine yemeğe yapılmasına kadar her şeyini yapmak istiyoruz Allah nasip ederse. Park Bahçeler Müdürlüğümüzü şu anda yeni öğretmenimin orada. İnşallah onu oradan kaldırıyoruz. Bitmek üzere o binamızda. 1 milyonluk falan bir proje, model bir park bahçeler Bartın'da güzel işler yapabilmek için. İnşallah orayı da yakında açacağız. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün taşıdığımız yere de inşallah bir büfe, kamelyalar, ırmağın kenarına yürüyüş yolları aydınlatmasını gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir Kavallar Yaşam Merkezi ve modern bir park yapıyoruz. İnşallah bu sene onun açılışını yapacağız. Kandırmak Caddesi yürüyüş yolu ve düzenlemesi bitmek üzere. 3 kilometrelik bir alan artık yürüyüş yolu açılmış olacak ırmağın kenarında. Yine İlkumu İskele Mahallesi dediğimiz, hani İlkumu hemen giriş sağ tarafta yürüyüş yolu, büfeler, bisiklet yolu, aydınlatma, yeraltı çöp konteyneri şeklinde inşallah bu sene onda hizmet açacağız. Yine saygıdeğer dostlar, doğalgaz artık son noktaya geldi. Belki 2 kilometre, belki 3 kilometrelik bir yerlerimiz var, bu Arassalar gibi yerlerimiz. Bunu biz 29 Aralık 2010 tarihli belediye meclis kararı almıştık. 2011 yılında ihalesi oldu. 2012 yılında da 28 Haziran'ında kazmayı vurduk. Bugün itibariyle Bartın'da 300 kilometre civarında bir hat yapılmış oldu saygıdeğer dostlar. 22.387 abone var. Bunun 20.400'ü Bartın'da gaz kullanıyor. Bu şu demektir, artık Bartın'da insanlara dokunacak bir hava kirliliği yok. Bartın havası çok temiz. Özellikle astım, akciğer, kalp, belli yaştan sonra insanlarımızı rahatsız edecek, çocuklarımızı rahatsız edecek. İnşallah bu havamızı güzelleştirdik. Bartın'da temiz iller arasına hava anlamında sokmuş olduk Allah'ın izniyle. Yine saygıdeğer dostlar, cenaze hizmetleri biz göreve geldiğimizden bu tarafa 9 yılda 1 milyon kilometre il içi, il dışında yol yaptık. Ücretsiz cenaze taşıyoruz arkadaşlar. 1 milyon kilometre. Asla ne mazot aldırıyoruz ne de herhangi bir ücret aldırıyoruz saygıdeğer dostlar. Bu belediyemizin halkımıza hizmeti, belediye demek zaten halk demek nihayetinde. Tabii tabureler, ikramlar, ayrıca 14 tane mezarlığın, geldiğimizde 2 tane mezarlıklar ilgileniyordu. 14 tane mezarlığın
her şeyiyle, temizliğiyle birebir ilgileniyoruz. İnşallah bu hizmetler devam edecek. Bugün burada 3 kamyon, 1 otomobil, 1 kanal görüntüleme aracı, 1 vidanjör, 1 kanal temizleme kamyonu, su kayıp kaçak tespit malzemeleri olmak üzere 2 milyon 700 bin TL'ye mal olan bir aracı inşallah hizmete sokuyoruz saygıdeğer dostlar. Önemli kanal temizleme, biz yılda 300 bin TL kiraladığımız yere para veriyorduk sadece. Elimizde var ama küçük geliyor. Bu 2 tonu kendisi çekebiliyor. Kanal görüntüleme, bir yerde bir tıkanıklık oluyor. Biz 300 metre, 500 metre yol kazıyoruz. Bununla röntgeni çekilecek bilgisayarı var. Hangi noktada tıkanmış, yüzde kaç tıkanmış? Onu da bulacağız. Tahribat yapılmasın diye. Ayrıca saygıdeğer dostlar, su kayıp kaçağı bulmakla ilgili. Elimizde bir şey var ama bu yeterli değildi. Şimdi bu elimizdekilerle beraber son model olan bu cihazları da aldık. Bir bakıyorsunuz bir yerden su çıkıyor ama 300 metreden ancak kaçak olduğunu fark ediyorsunuz. 300 metreyi kazmak gerekiyordu. Şimdi Allah'ın izniyle o noktadan kazacağız. Bundan sonra da yollar tahrip olmayacak saygıdeğer dostlar. 2009 yılından bugüne 8 otomobil, 9 kamyonet, 1 tuzlama ve kar kureme aparatı kamyon, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 kanal temizleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu, 1 asfalt dispertörü kamyonu, 1 itfaiye aracı, 1 arama kurtarma ekipmanlı itfaiye aracı, 3 motosiklet, 3 kepçe, 1 ekstratör paletli kazıcı, 1 silindir, 2 cenaze nakil aracı, morklu, yine 1 morklu cenaze yıkama aracı, 3 can kurtaran bot, 1 jet ski, 727,5 kW gücünde 6 adet jeneratör, su kayıp kaçak tespit ekipmanları, 3 kar bıçağını, bugünün değeriyle 8 milyon 500 bin TL, eski parayla 8 trilyon 500 bin TL vererek Bartın Belediyesi'nin sizin paralarınızla bunu bugün kazandırmış olduk 9 yıl içerisinde saygıdeğer dostlar. Bunların hepsi Bartın hizmet görüyor. Bunlar olmazsa hizmet vermek zor oluyor. Gerçekten iş güce kalıyor. Biz de onun için bunu yapalım istedik. Göreve geldiğimizde bizim 2 tane sadece kepçemiz vardı sayın arkadaşlar. O şu anda 7 tane yükseldi. O da yetmiyor. Daha zaman zaman ekstratör kiralıyoruz. İhale çıkıyoruz. Kepçe kiralıyoruz. O kadar bir hızlı çalışma. Bu sene sadece bu yollarda 16 ekip çalıştı. 16 kişi değil. 16 ekip sayın arkadaşlar. En az 100 kişi sadece yollarda çalıştı. Hızlı gitmek gerekiyor. Öyleyken bile zaman zaman ben yavaş gidildi diye kızıyorum. Allah'a şükürler olsun. Kış gelmeden de yani kar yağmadan da hizmetlerimizi inşallah sonlandıracağız. Yol hizmeti anlamında söylüyorum. Tamirat, tadilat yapılacak ama seneye tekrar birkaç tane tespit ettiğimiz yerler var. İnşallah onu da fen işleriyle beraber onlar yapacağız. Ben hizmeti geçen, emeği geçen belediye meclis üyelerimize, başkan vekillerimize, müdür arkadaşlarımıza, çalışan kardeşlerimize ama ondan evvel Bartın halkına teşekkür ediyorum saygıdeğer dostlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu hizmetler nihayetinde bizim memleketimize, Bartın'a yapılan hizmetlerdi. Hepsi kendimiz faydalanıyoruz. Bizler de paramızı çarçur etmeden oraya buraya harcamaktan ziyade işte böyle hizmetleri harcıyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah kazasız belasız bunu kullanmak nasip etsin. Kullanan kardeşlerimize de Allah kolaylıklar versin diyorum ben. Hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Hizmetlere devam edelim diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Helal paranızı helal yere harcıyoruz. Saygılar sunuyorum. İlâ tarîkin müstakîm. Bi bereketil Kur'anil azîm.
Sana açmayacağım.